بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم kardeşlerim değerli dinleyiciler Kur'an-ı Kerim'de çeşitli kıssalar vardır biliyorsunuz geçmiş ümmetler geçmiş milletler geçmiş peygamberler hayatından çeşitli kıssalar vardır. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de niye vardır? Ümmete ibret olsun, ders olsun diye. Yoksa Rabbimiz bize hikaye olsun, masal olsun diye ya da tarih dersi vermek maksadıyla bunları anlatmıyor. Kur'an-ı Kerim'de 25 peygamberin ismi geçer. Gönderilen peygamberler arasında 25 peygamberin adı geçer. Bir de peygamber olup olmadıkları kesin olmayan 3 kişiden bahsedilir ki Üzeyr, Lokman ve Zülkarneyn aleyhisselamlar. Bunların ismi de geçer Kur'an-ı Kerim'de. Bunlarla beraber 28 kişinin ismi geçmiş oluyor. 25'i peygamber olmak üzere. İşte bu 3 kişiden biri de Lokman aleyhisselam. Kur'an'da Lokman suresi var. Bu safta 31. suredir. 31 numaralı surenin adı Lokman suresi. Mekke'de inen surelerdendir. 34 ayettir. Bugünkü sohbetimizde muhterem kardeşlerim, işte bu surenin içinde bulunan 13. ve 19. ayetler arasında Lokman Aleyhisselam'la oğlunun diyaloğunu anlatacağım sizlere, vaktimiz yeterse. Yani Lokman Aleyhisselam'ın oğluna öğütleri konusunu bu ayetleri ele alarak anlatacağız inşallah. Lokman Aleyhisselam'a Allah'ın hikmet verdiği yazılıyor 12. ayette. وَلَقَدْ اَعْدَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ Biz Lokman'a ant olsun ki hikmet verdik. En işkur lillahi. Allah'a şükret diyerek. Ve men yeşkur se inneme yeşkuru li nefsi. Kim şükreder ya da teşekkür ederse ancak kendisine teşekkür etmiş olur. Kendisi için şükretmiş olur. Ve men kefere fe innallaha ganiyyun hamid. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her türlü övgüye layıktır. Demek ki bu ayetten şunu anlıyoruz ki şükrün zıttı, şükrün karşıtı, karşı tarafında bulunan kavram küfür, nankörlük. Şükretmeyen, Allah'a şükretmeyen, Allah'a verdiği nimetlere karşı Allah'a şükretmeyen kişi nankörlük yapmış oluyor. Evet. Müfessirlerimiz Lokman'a verildiği bilgiler hikmeti, din konusunda derin bilgi, sahih inanç, akıl, yerinde ve doğru konuşma, İsabetli görüş ve davranış olarak tefsir ediyorlar. Yani Allah-u Teala Lokman Aleyhisselam'a hikmet verdik derken bu din konusunda derin bir bilgi, sahih inanç, akıl verdik, yerinde ve doğru konuşma yeteneği verdik, isabetli görüş ve davranış verdik gibi anlamlara gelmektedir. Yani Lokman Aleyhisselam bilge bir şahsiyet olmuş olur. Peygamber olmasa bile bir bilge şahsiyet olmuş oluyor. Yani Allah dostu olmuş oluyor. Allah dostlarından birisi olmuş oluyor. Efendim, şimdi Lokman Aleyhisselam'ın bu hikmet hususunda konuşmak mümkündür ama zamanımız buna el vermiyor. Yani hikmet nedir tam olarak? Onu anlatmak için şu anda konumuz buna müsait değil. Şimdi 13. ayetten 19. ayete kadar olan kısımda Lokman Aleyhisselam'ın oğluna öğütlerini bir ele alalım. وَاِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ Lokman Aleyhisselam oğluna öğüt vererek ya öğüt vererek diyor. وَهُوَ يَعِذُهُ Ona vaaz ederek demek. Yani öğüt vererek. Demiş ki يَا بُنَيَّ Ey oğulcu, yavrucuğum. Burada şunu anlıyoruz. Baba oğul diyaloğunda babanın oğluna hitabını görüyorsunuz. Yavrucuğum diyor. Oğulcuğum diyor. İbrahim Aleyhisselam'la İsmail Aleyhisselam'ın diyaloğunda da bunu görüyoruz.
İbrahim İsmail'e oğluna aynı ifadeyi kullanıyor. Ya büneyye diyor, ey yavrum. İsmail de babasına ya ebeti diyor, ey babacığım diyor. Evet. La tüşrik billahi. Allah'a şirk koşma. İnne şirke le zulmün azim. Şirk büyük bir günahtır. Büyük bir zulümdür. Zulmün, la zulmün azim. Şirk bir zulümdür. Hem de büyük bir zulümdür. Muhterem kardeşlerim, zulüm kelime olarak karanlık anlamına gelmektedir. Şirk bataklığına giren kişi, şirke düşen kişi karanlığa düşmüştür. İman nurundan mahrumdur. Karanlıklar içinde debelenip durmaktadır ki Bakara suresinde meselü mükemmezellezi istevkale naran diye başlayan sayfanın baş tarafında bu efendim durum anlatılmaktadır. Efendim, buna benzer durumlar var orada. Efendim, اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ Enam Suresi 82. ayet nazi olunca sahabeler, ey Allah'ın Resulü, bizim hangimiz nefsine zulmetmez ki? Dediklerinde, değil mi? Anlamı şuydu, Enam Suresi 82. ayet, inanıp da imanlarına herhangi bir haksızlık bulaştırmayanlar var ya, işte güven onlarındır ve onlar doğru yolu bulanlardır. Ayeti inince sahabe-i kiram diyor ki, ey Allah'ın Resulü, yani bizim hangimiz imanlarına nefsine zulmetmez ki? O, Efendimiz de diyor ki, bu ayetteki zulüm sizin sandığınız gibi değil. O zulüm şirk demektir. Lokman'ın oğluna nasihat ederken Allah'a şirk koşma, zira şirk en büyük zulümdür dediğini işitmediniz mi? Buyurdu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Evet, muhterem kardeşlerim, şirk kelime olarak ortaklık demektir. Türkçe'de kullanıyoruz değil mi? Şirket. Ortaklık. Ortakların içinde, ortakların bulunduğu bir teşekküldür. Şirket. Değil mi? Ortaklık ifade eder. Allah-u Teala'nın Kur'an'da tolerans sıfır olduğu, hiç affetmediği, onun dışında bütün günahları affedeceğini söylediği günah, cürüm, şirktir. O yüzden şirk giren kişi Allah'ı inkar etmiyor bakınız. Mekke müşrikleri Allah'ı inkar etmiyor. Allah'ı kabul ediyordu. Fakat onları müşrik yapan Allah'ı inkar edip etmemesi değil. Onları müşrik yapan Allah'ın ilahlığını kabul etmemeleri. İlahlığını yeterli görmemeleri. Ya da Allah'ı uzak görmemeleri. Değil mi? Allah'ı uzak görmek ne demek? Yani Allah kim, biz kim? Allah uzak. Biz onu Allah'a, bizi Allah'a yaklaştıracak ara form ilahlar ediniyoruz diyor. Biz de biliyoruz Lahat, Melat, Uzza'nın gerçek ilah olmadığını. Ellerimizle yaptığımız putların gerçekten ilah olmadığını biz de biliyoruz. Niye o zaman onlara tapınıyoruz, onlara tazimde bulunuyoruz? Bizi asıl ilaha, Allah'a ulaştırsınlar diye. Bunu nereden çıkarıyorsun hocam? Hemen şuradan çıkarıyorum. Zümer suresi, not alınız. Zümer suresi 3. ayetten çıkarıyoruz. Elâ lillâhi dînül hâlis. Bilin ki halis dindarlık yalnız Allah içindir. Dindarlık, halis dindarlık, saf dindarlık yalnız Allah için olacak. Vellezîne ettekezû min dûnihî evliyâ. Allah'tan başka bir evliya, bir dayanak edinenler var ya, yani Allah'tan başkasını kendilerine koruyucu, dost, evliya edinenler var ya, مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى Biz o ara form ilahlara, putlara, o dost edindiğimiz şeylere, o evliyalara diyor, مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى Bizi ancak Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Kulluk ediyoruz, tazimde bulunuyoruz. Değil mi? Evet. Allah yakın, uzak değil ki biz. Niye uzak Tanrı anlayışına sahip olalım ki? Allah bize şah damarına daha yakın. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid diyor Kaf suresinde. Biz o insana şah damarına daha yakınız. Ve izâ sâleke ibâdî fe innî qarîb. Kullarım bana senden sonra, sana benden sorarlar. Ey Muhammed, de ki ben yakınım diyor Allah. Bakara suresinde. Dolayısıyla Allah uzak değil ki. Araya ara form, ara ilahlar yedinmenin bir anlamı yok. Yani şirk dediğimiz o
aslında bir ilahlar konseyi kurmaktır. Evet. İlahlar konseyi. Allah'ın ilahlığını yeterli görmemek, yedek ilahlar edinmektir. Bu bir taş olur, bir put olur, bir heykel olur, bir insan olur zaman zaman, değil mi? İnsanlara tapan çok gördük biz. Hala var memleketimizde, dünyada insanları ilahlaştıranlar, secde edenler, insanları insan olmaktan çıkarıp bir yarı ilah edinenler çok var. Evet. İnsanların mezarlarına tapanlar var. Mezarları tavaf edenler var. Allah'tan isteyecek yerde gidip mezardan, türbeden, filan evliyadan, filan zattan, filan şıktan, şundan bundan isteyen insanlar var ki bu da insanı şirke götürüyor aziz kardeşler. Evet. Şimdi Lokman Aleyhisselam oğluna öğüt verirken oğlum diyor, madde bir, şirk yok diyor. Şirk koşmayacaksın. Şirk zulümdür diyor. İki, ikinci öğüt. وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْ اُمُّهُ وَهْنًا عَلَى مَا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اَنْ اِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ اِلَيَّ الْمَصِيرِ 14. ayet. Biz insanı ana babasına iyi davranmasını tavsiye ettik. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da 2 yıl içindedir. Önce bana, sonra ana babana şükret diye tavsiyede bulunduk. Dönüş ancak banadır. Şimdi surenin Lokman Aleyhisselam'ın oğluna öğütlerini ayrılan bölümünde araya ana babaya itaat konusundaki bu iki ayetin girmesiyle ilgili alimlerimiz, muhterem kardeşlerim, iki görüş ortaya koyuyorlar. Birinci yorum diyor ki bu iki ayette yani bu 14. ayette insana, ana babasına iyilikte bulunmasını tavsiye ettik. Kısmı da aynen bir öncekinde 13. ayette olduğu gibi Lokman Aleyhisselam'ın sözüdür, oğluna vasiyeti tavsiyesidir diyorlar. Yani öğüdüdür diyorlar. Yani diyorlar ki buna göre ayetin başına müfessirlerimiz Allah bana buyurdu ki şeklinde bir takdir ekliyorlar. Yani parantez içinde bilgi, yani Allah ey oğlum bana bildirdi ki, parantez içinde ey oğlum Allah bana bildirdi ki ana babaya iyilikte bulunmanızı tavsiye etti şeklinde. Ve vasayine insana. İnsana tavsiye etti, vasiyette bulundu anlamında. Demek ki birinci yorum, ikinci yorumda diğer bir yoruma göre araya sokulmuş bir açıklama mahiyetinde olup amaç ana babaya saygının önemini, ayrıca bunun sınırını ve Allah'a saygıyla ilişkisini ortaya koymaktadır. Muhterem arkadaşlar, bizim tercihimiz birinci yorum tabii. Yani konu ne? Lokman Aleyhisselam oğluna öğüt veriyor. Bir ayet, bir öğüt veriyor. Peşinden araya bunun girmesi biraz doğru olmasa gerek. Yorum bizim anlayışımız, bizim takdir ettiğimiz, tercih ettiğimiz görüşe göre ikinci ayette, yani 14. ayette yine Lokman Aleyhisselam'ın oğluna tavsiyeleri, öğütleri devam ediyor. Ayetteki وَفِصَالُهُ فِي عَمَيْ çocuğun sütten kesilmesi 2 yıl içinde olur kısmına gelince, yani mutlaka 2 yıl çocuk annesini 2 yıl müddetince emecek anlamında değildir. 2 yıl içinde emer. 2 yıl kadardır anlamındadır. Normal süresi 2 yıl kadar olmakla birlikte onun mutlaka tamamlanması gerekmediğine ana babanın annenin çocuğunu, emzirdiği çocuğunu 2 yıl içinde, 2 yıl dolmadan da sütten kesebileceğini göstermektedir. Allah'a bu ayetten bir şey daha anlıyoruz. Allah'a itaatten sonra, Allah'a minnettarlıktan sonra burada ana babaya minnettarlığın birlikte zikredilmesi önemli. Ana babaya minnettarlığın zikredilmesi önemli. Neden? Çünkü bizi yaratan, yoktan veren Allah'tır. Rızkımızı veren Allah'tır. Anamız da, babamız da bizim dünyaya gelmemize sebep olan, bizi yaşatan, büyüten, bize Allah'ın rızıklarından rızıklandıran, bizi zayıfken koruyan, kollayan, hastalığımıza, hastaneye götüren, kol kanat gelen varlığımızdır. Bizim doğmamıza ve yaşamamıza sebep olan varlığımız olduğu için Allah'a itaatten sonra ana babaya itaat Kur'an'da zikredilmektedir. Mesela İsra suresinde var mı? Şimdi az kardeşlerim, ana babaya itaatle alakalı
not alabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'in daha başka nerede ayet var diye soracak olursanız sırayla söylüyorum. Bakara 83'te var. Nisa 36, En'am 151, İsra 23-24, Ankebut 8 ve Ahkâf sonrası 15. ayetlerde ana babaya ihsandan bahsediliyor. Evet, süremiz doluyor ama bu konuyu bitirmek zorundayım hocam. Allah'a isyan olan konuda kula itaat olmaz. Diğer bir öğüt, üçüncü öğüt. وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ وَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Eğer onlar seni hakkında bilgi olmayan bir şeyi körü körüne bana ortak koşman için zorlarlarsa, ana baban şirk hususunda, yani Allah'a şirk koşma konusunda zorlarlarsa, onlara itaat etme, onlarla dünyada iyi geçin, bana yönelenlerin yoluna uy, sonunda dönüşürüz ancak banadır, o zaman size yapmış olduklarınızı haber veririm diyor. Evet, burada ana babayı itaat anlattı bir önceki ayette. Burada da hangi konuda Allah'a, anne babamıza itaat etmememiz gerektiğini anlatıyor. O da nedir? Allah'a bir isyan etmemizi emrediyorsa, Allah'a şirk koşmamızı, günahı emrediyorsa o zaman anne babaya itaat yoktur. Git şuradan rakı al gel dedi değil mi babanız? Onu almayacaksın çünkü günah emrediyor. Ya da namazı kılma dedi. Bu emri anne babanın uyulmayacak. Orada anne babaya itaat olmayacak. Maruf konusunda, iyilik konusunda itaat var. Onun dışında anne babaya itaat yoktur. Diğer bir öğüt. Lokman Aleyhisselam'ın 16. ayet. Ey oğlum, yavrucuğum, yaptığın iş veya kötülük bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa yine de onu senin karşına Allah getirecektir. Doğrusu Allah en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. Evet, burada yapılan iyiliklerin kaybolmadığını, yapılan iyiliklerin mutlaka Allah katında yerinin olduğunu, bir kayanın içinde gömülü olsa, göklerde de olsa, yerin derinliklerinde de olsa yapılan iyilikler defterine yazılacaktır, kaybolmayacaktır. Onu bilmenizi istiyorum diyor. Bilmeni istiyorum ey evlat diyor. Bize de bunu anlatmış oluyor. Diğer bir konu son olarak, son iki konumuz. Ya büneyye akimus salate ve'mur bil ma'ruf ve nehyanil münker. Ey yavrucuğum, namazı kıl, iyiliği emret, kötülükte vazı geçirme, geçirmeye çalış, başına gelenlere sabret diye öğüt veriyor. Namaz, iyiliği emir, kötülükten men ve sabır. Buradan bize ödev var. Bir, namaz Allah'a kulluk ödevi, değil mi? Allah'a kulluk. İki, iyi olanı emredip kötü olana karşı olmak ikinci ödevimiz. İyi olanı emredip iyinin yoluna gitmek, kötülükten men etmek de ikinci ödevimiz. Üçüncü ödevimiz de sabır. Üçüncü ödevimiz sabır. İnsanın iyi ve itaatkar bir kul olduğunu gösteren üç önemli husus. Namaz, iyiliği emretmek, kötülükten uzaklaşmak, bir de sabır. Lokman Aleyhisselam son olarak aziz kardeşlerim şöyle diyor. وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْعَرْضِ مَرَحَا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحَبُّ كُلَّ مُخْتَلِفَهُ. Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez. Demek ki bir de bir vazifemiz daha var. Bu öğütten alacağımız ders, küçümseyerek insanlardan yüz çevirmeyeceğiz. Yeryüzünde böbürlenerek yürümeyeceğiz. Son olarak 19. ayette وَاَقْسِدْ ف۪ي مَشْرِكَ وَاَقْفُدْ مِنْ صَوْتِكْ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَسْوَاتْ لَسَوْتٌ خَم۪يرٌ. Yeryüzünde tabi ol, sesini alçat, unutma ki seslerin en çirkini merkebin sesidir. Himarın sesidir, eşeğin sesidir diyor ayet-i kerimede. İnne enkere l-asvat l-savtul hamir. Demek ki böyle yeryüzünde sesimizi böyle bağırı bağırı konuşmayacağız. Sesimizi alçaltacağız, mütevazi olacağız. İnsanlarla konuşurken de öyle, insanlara hitap ederken de öyle değil mi? Böyle anırmayacağız affedersin. Ayet-i Kerime'de sesi böyle abuk subuk çıkarmaya ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Anırmak diyor yani.
eşek sesidir diyor. Seslerin en çirkini eşek sesidir. Kültürümüzde de var ya hani, böyle bağırıp çağıranlara ne diyorlar? Adam anırıp duruyor diyorlar değil mi? Eşeğin sesine benzetiyorlar. Sesin çirkinliğinden dolayı. Allah-u Teala'da Lokman Aleyhisselam'ın ağzından oğluna öğüt verirken bize Lokman Suresi'nin 19. ayetinde bunu bize anlatmış oluyor. Evet. Bu olayı özet olarak anlattık. Vaktimizi 45 dakika açtık. Hakkınızı helal ediniz. Bir başka Ramazan sohbetinde buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet diyorum. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.